Çok güzel balık. Şuna bakın. Ve inanmayacaksınız. Bakın ağzında ne var. Ne bu? Kuş değil mi? Vallahi kuş o ya. Kuş. Türkiye'den tam 3000 kilometre ötedeyiz. Buranın adı Tunus. 8 gün boyunca hiç durmadan aralıksız balık avı yapacağız. Bir balık için hayatımda geldiğim en uzak mesafe. Burada aldı. Evet, evet. Evet. Geldi, 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 geldi. Gördün mü? Ağza bak, ağza bak. Bunun ağzına bak. Bunun ağzına. Seninki salt water and short jigging. Maçı kazanan biri. Harika, harika bir balık. Harika ya, harika. Geliyor, geliyor, al. Hadi be. Al. Big bass. Evet. Big bass. Big bass. Big bass. Şuna bak. Big bass. Ben burada bir hafta boyunca büyük keyifler yaşayacağım. Şimdiden daha ilk günümün ilk dakikalarında bunu anladım. Kruvasan ve kahve buranın kahvaltı şekli. Yani ben geldiğimden beri bir sürü kahve içtim. Çok ucuz kahve. 2 lira, 3 lira. Bu civarlarda yani. Hangi türünü içerseniz. Espresso, cappuccino, işte sütlü kahve, sade kahve artık nasıl düşünürseniz. Ama genelde espresso ve cappuccino burada tercih ediliyor değil mi? Selahattin'in de burada Turkish Cafe diye bir kafesi var. Ben ilk geldiğimde kahve fiyatını öğrendiğimde gerçekten şok oldum. Dedi ki yani kahve burada pahalı olursa eğer insanlar ayaklanır yani. Bizde de hakikaten niye kahve bu kadar pahalı çok anlam veremedim. Yani çay gibi bir şey normalde ya. Zinde tutmak için içilen bir içecek bu sonuçta. Niye bu kadar pahalı çözemiyorum ben. Biz çok geldik. Aa total orada totali geçtik geldik. Ha. Bak burası da kahveci. Burası. Burası da kahveci. Şurası da kahveci. Her yerde kahveci var burada. Bizim kahvehane ya. Kahvehanenin bizde hani kağıt oyunu oynayan o kahvehane var ya. Burada gerçekten kahvehane yani. Kahve satılan yerler ve içeride bildiğiniz bizdeki işte barista. Barista mı deniyordu ona? Barista tabi. Barmanın şeyi kahve yapar. Barista. Baristaların kullandığı böyle profesyonel makineler var. Gidiyorsunuz bir dinar işte 80 kuruş 70 kuruşa kahve içebiliyorsunuz ve kahveler son derece iyi. Yani benim öyle kahve kültürüm çok çok iyi değildir ama az çok da yani içmişliğim var çeşit çeşit kahve. Başka yerlerde de içmişliğim var başka ülkelerde. Buradaki kahveler hakikaten güzel. 2 liraya kahve içiyorsunuz arkadaşlar. Yani şaka gibi. Burada büyük ağızlı levrek balığından sonra özleyeceğim tek şey herhalde bu kahvedir. Şu anda bulunduğumuz kasabada böyle çok böyle güzel kendi çapında minik şirin bir kasaba. Benim çok hoşuma gitti burası ya. Kruvasan satan patisseria yani pastane arıyoruz ama bulamadık. Selamun aleyküm. Koya bile benim patisseria bir kruvasan. Kaç tane aldın? 5 tane. 5 tane. Beleş. Türkiye'de bir tane kruvasan 10 TL. Neyi paketli alıyorsun küçük kruvasan kaç para biliyor musun? 2 lira. 2,5 lira 5 tane kruvasan aldık. Şimdi kruvasanları göstereceğim yani size. Yani Türk parasıyla 5 TL. Yani gördüğünüz kruvasan içinde çikolata var. Kocaman bir açma gibi düşünün. Kocaman bir açma içinde çikolata var. 5 tanesi 2,5 lira. 2,5 dinar yani 5 lira. Şimdi kahve içeceğiz 1 dinar. Geçen sene vallahi yaşamayı düşünüyorum burada ya. Bu nedir ya? Ucuzluğa bak. Böyle o sıfır noktasını kaybettik insanlarda. Yani o tekrar özümüze döneceğimiz noktayı bilmiyoruz artık. Biraz zor dönüyoruz. Herkes kendine bir renk taktı, bir şey yaptı. Bir farklılık yaratmaya çalıştı. Diğerlerinden ayırmaya çalıştı kendini. O sıfır noktasını kaçırdık. Orayı bilmiyoruz artık. Kruvasanları bulduktan ve kahvelerimizi de içtikten sonra nihayet Havarya'daki
daha önce hiç gelmediğimiz, ilk defa geldiğimiz bir göle geldik. Final burada, gölümüz. Final gölümüz. Siyah levrek avlayacağız. Akşama kadar buradayız. 9 saat, 10 saat aralıksız at çek yapacağım. Çünkü Türkiye'de önümde bu güzellikleri arayacağım bir daha. Bir daha nerede bulacağım da siyah levrek avlayacağım ya. Turnalara devam. Turnayı da seviyoruz. Yani şimdi siyah levrekleri gördük diye bizim aşkımız olan turna balığını da unutmadık. Onun da yeri ayrıdır dünyada. Predatör balıklarının kralıdır diyebilirim. Evet, devam. Göreceğiz. Geldiğimiz göllerin bir güzelliği, hiç kimse yok. Avlanan hiç kimse yok. Zaten rahat bırakıldıkları için bu kadar sayıda fazla balık var. Burada çok büyük levreklerin olduğunu söylüyor Selahattin. Burayı sona bıraktı o yüzden. Ama şimdi daha önceden burada avlanmadığımız için biraz daha temkinliyim. Acaba balık burada nasıl? Nazlı mı değil mi? Çünkü birkaç göle gittik biz buraya geldiğimizden beri. İki tanesinden çok iyi verim aldık ama bir iki tanesi de çok kısır çıktı. Fazla vuruş alamadık. Yani fazla balık yakalayamadık. Su durulduğu zaman su üstü daha güzel iş çıkartıyor. O yüzden hava rüzgarlıyken, su oynakken genelde su altı sahteler deniyoruz. İşte silikon, kaşık ve benzeri şeyler. Tuttuğum en iki büyük balığın bir tanesini bu barajdan aldım. Bugüne kadar tuttuğum en büyük balıklardan ikisinden bir tanesi bu göle aitmiş. Evet. Su üstüyle ilk balığımı aldım. Vuruş almamız güzel. Uf, güzel boyut. Oo! Gayet iyi boyut. İlk balığın boyutu gayet güzel. Gayet iyi boyutta. Bakın. Yakaladığım ilk balık. Bu gölde su üstüyle aldım. Boyut çok güzel. Evet. Bu iyi işaret. Demek oluyor ki burada balık var ve vuruyor. Silikonla avlanırken kalamayı sonuna kadar sıkmanız lazım. Eğer büyük bir balık alırsanız tabii biraz açmanız gerekiyor ki yol alsın. Ama ilk tasmalarken kalamanın sıkı olması iyi. Çünkü bu balığın ağız yapısı biraz sert. Özellikle de büyük boyutlarının. İğneyi geçirmek için çok iyi tasma atmanız lazım. İlk günlerde çok balık kaçırdım. Daha sonra tabii öğrendim. İlerliyorum ben biraz. Buradaki barajlar genelde böyle küçük, ufak barajlar. O yüzden fazla zorlanmıyorsunuz avlanırken. Bütün barajı dolaşabiliyorsunuz. Özellikle de yaz sonunda su seviyesi düştüğünde bu barajlarda su epey bir çekiliyormuş. İşte o zaman çok daha verimli av yapabiliyormuşsunuz. Balık aç kaldığı için. Şu anda orta seviyelerde sayılır. Bütün barajlar böyle değil. Çok sayıda baraj ve göl var. Çok büyük olanları da var. Örneğin bizim İstanbul'da avlandığımız Terkos Gölü büyüklüğünde bir barajları da var. İçerisi de oldukça balık çeşitliliği açısından zengin. Sudak, kefal, kızıl kanat, sazan, yayın, black bass, siyah levrek. Bir tek dişli balık, turna yok. Karp da var. Sazan. Söyledim. Yani turnanın olmaması aslında bir bakıma iyi. Biliyorsunuz baskın bir tür. Diğerlerini baskılayabilir ama bu black bass'ı sanmıyorum ki baskılasın. Savaşırlar sadece. Evet. Evet. Bakın kalamayı çok iyi sıkmamışım. O yüzden kalamayı bıraktı biraz. Bırakması kötü işte. Of! 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 Of!
Of 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 of. Gel buraya, gel gel, çabuk çabuk çabuk. Hemen arkasından başka bir tane geldi. Hemen arkasından başka bir tane. Hemen arkasından. Tuttuğum balığın arkasından geldi. Kocaman kocaman. Görmen lazım şurada. Görüyorum. Görüyorum şurada. Bakın o tarafa geçti. Hadi. Hadi. Oğlum görmen lazımdı ya. Görmen lazımdı ya. Big mi geldi? Bu kadar balık yakaladım. Bu kadar ona atak yaptı. Yok ya. Yemin ediyorum. Hani? Hemen şurada sol tarafımda bak. Şuralarda bir yerde. Hemen tutalım. Yer ama genelde büyükler büyük balık yiyor. Abi kocaman yakaladığın balık ne kadardı biliyor musun? Gördüm gördüm. O bizim yakaladıklarımızdan çok daha büyük. Gördüm gördüm. Uf. Senin balığa mı saldın? Aha. Aynen. Ufak. Bu değil ama. O değil ya, şuralardaydı. Ya görmen lazımdı gölgesini ya. İnanamıyorum ya. Kocaman kocaman bir balık yakaladım. Aynı bunun kadar. Bunun kadar balığa atak yapan balığın boyutunu siz düşünün. Ne kadar büyük olabilir? Of, o neydi öyle ya? Eğer burada önümüzde bir büyük varsa, gelirse bizim alır. Var var, kesinlikle. Evet. Big mi? Aa big. Yok çok değil ya. Yok yine de big. Hansen'e bakar mısın ya? Açıyorsun. Fırat'ın gülü Hansen. Parlıyor ya, seviyor parlak şeyleri. Evet. Güzel. Oo güzel, ona güzel. İyi boyut. Şunun dekorunu zaten. Oo bu iyi. Balığın boyutu iyi. Güzel sayılır. Çamurlandı biraz ama şimdi inip yıkayamayacağım. Ben ön tarafa geçsem ön taraf acaba şey yapıyor mu? Şunu biraz yakına almak istiyorum. Sen at sonra ben atacağım. Selahattin misafirperverlik çünkü yapıyor bu sefer. İlk gün çünkü önümden balığı aldı. Bak, benim sahte kaşığa atak yapıyordu. Şimdi aynı olayı yaşıyoruz. Sahteyi göstereyim. Bu sahteye %200 vuruyor. Evet. Bu arada balığı kaybettim ama şurada bak. Şu orada dönüyor tam önümüzde. Nerede be? Tam burada ama geri gitti. Boğata girip çıkıyor, girip çıkıyor. Selahattin yukarıda görebiliyor onu. Evet tam önünde, tam senin önünde, tam. Dur evet, dur dur, gördüm gördüm gördüm. Gördüm, evet, gördüm. Evet. Evet tam senin zaten yanında. Hadi. Hadi bakalım kim alacak bu balığı. İş artık yarışmaya döndü. Vallahi aynı o günkü gibi. Tam burada, evet. Evet evet evet, aldı, aldı. Aldı mı? Evet aldı. Şaka yapıyorsun. Evet, yapma. Canavar, şuna bakar mısın? Ağza bak, ağza bak. Bak bak, ne buldum. Bu, işte bu. Arada bir takip ediyor. Aç o. Zaten otun içinde, tam önündeki otun içinde girip çıkıyor. O bir türlü gelecek. Neyle kandırabiliriz bunu ya? Bence senin rapalayı bir dene, şu klasik rapalayı. Tah tah rapala güzel. Klasik rapala mı? Evet evet. Aa burada. Aa burada. Burada burada. Dur burada, bekle burada. Bekle. Görüyorum. Nerede? Bak, nerede söyle. Tam burada. Tam köşe bak. Tam benim ipimin altında. Tamam çek çek sen. Çek çek çek. Dur. Dur benim sahteye doğru gitti. Ama hiç bakmıyor bile. Şey geri. Neden acaba ya? Nasıl yüzüyor ya seni zaten? Bizim Yusuf'un hediyesi. Bakalım ne yapacak? Aa burada. Aa burada. Nerede? Hani lan? Tam benim önümde. Gitmiyor ha buradan. Nerede? Aa dışarı çıktı bak. Gördüm gördüm, gördüm gördüm. Gördüm dur. Benim pembeye sandırıyor. Evet. Geri gidiyor. Ha gidiyor. Şuradaki ota girip çıkıyor. Gördüm. Buna da ilgi göstermiyor. Şu silikonu deneyeyim.
Var mı atak? Yok. Geziyor ya, ota girip çıkıyor. O zaman son bir şans, şunu deneyeceğim. Suspending. Sen bunu niye denemiyorsun kardeş? Suspending. Şu. Ne o? Şu. Denedim. Şu. Şunu bir deneyim. Dur şunu bir deneyim. Tam black başlı. Al sana suspending. Madem öyle, bekletip yapacağız. Dur, ben balığı görmeye çalışayım. Hadi. Dur bir dakika, bak bu duran sahte. Tamam, ben balığı hala görmedim. Evet. Kandırdım. Dedim sana suspendik alacak dedim. Alacak dedim. Suspendik dedim. Dedim. Alacak dedim suspendik. Durdurup aldırdım. Evet. Var ya. Tuttuğun kadar ha. Balığı. Bir tane balık tuttum. Bunun yarısı kadar bir şeydi. Düşünün, kendi yarı boyutundaki balığa vurdu. Ve balığı çekerken arkadan, siz de gördünüz, arkadan bir tane bir balık saldırısı aldım. Daha sonra Selahattin'i çağırdım. Dedim ki gel, burada çok büyük bir tane var. Bak inanın, yarım saattir deniyoruz. Denemediğimiz sahte kalmadı. Baktım ki Nazlı, dedim ki suspendik. Çantamda tek bir tane suspendik sahte var. Yani askıda kalan sahte. Çektiğiniz zaman askıda bekliyor. Ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Bir iki atıştan sonra en sonunda darbeyi yaptım, aldım ya. Çok güzel balık, şuna bakın. Ve inanmayacaksınız, bakın ağzında ne var. Ne bu, kuş değil mi? Vallahi kuş ya. Kuş. Kuş var. Şey, çantadan hemen alsana, hemen salalım. Dur bir dakika. Evet, sonunda bu güzelliği ağzındaki kuşla beraber salıyoruz. Çıkartmak istemedim yemine. Hayvan avlanmış o kadar. Yani merak ettik ne var diye. Daha ağzında kuşun yarısı dışarıdayken abi, bir şey yemeye çalışıyor. Yemin ediyorum suspending'in alacağını tahmin ettim ya. Çünkü hayvan vurmuyor. Nazlı. Bekletiyorsunuz, duruyor. Yukarı da çıkmıyor, aşağıda inmiyor. Bekletiyorsunuz, duruyor. Nazlı balıklar için bu askıda kalan suspending saatler harika. Yani o kadar çok şey denedik. Yarım saat boyunca Selahattin'le dövüyoruz. Önümüzde dolaşıyor, gelmiyor. Silikonlar o bu derken saatten tek bir tane suspending, askıda kalan saatten vardı. 2-3 atıştan sonra kandırdım. İşte bu. Bravo. İşte bu. Kuş yutmuş lan. Bak yemin ediyorum bileğim ağrıyor. Kuş yutmuş lan balık. Turna mı lan bu? Turna olsa neyse, turna. Benim tuttuğum en büyük balık bu oldu. Evet. Rahat 3 kilosu vardı bence. Valla bu kapışma Selahattin'le bir yaptı. Eşitlendik. İlk gün balığı, benim tabii ilk günkü acemiliğim var. Hemen kıyıda olduğu için sürükleyerek, fazla şey yapmadan hemen aldık dışarı. O biraz şanslı bir andı bizim için. Karnı da doluydu ya zaten. Balık ağırdı, fazla hareket edemiyordu. Evet, burası çok güzel be. Oo, sen burada kurbağa dene. Hemen kurbağa. Başka sahte takma, takarsın çünkü ot toplar burada. Tam kurbağa yeri burası. Evet. Bu sefer yedirdim işte be. Evet. Otların üzerinden seke. Önüm otluk. Kurbağa. Kurbağayla aldım. Abi bununla avlanmak çok keyifli ya. Gördünüz mü? Ucuyla yakalamış yani. Çok küçük bir yerden. Gitti. Hmm.
Benim bu kaşıktan almam lazım. Oo. Uf. Abi buradaki boyutlar çok iri ya. Bak ufak tutmadık ya burada. Yavrum ben sana ne demiştim biz buraya gelmeden? Seni dedim bir kanala götüreceğim dedim hepsi big. Silikon deneyeyim bakayım. Şu yeşili deneyeceğim. Abi Tiger sahte falan var ya senin. Ben almıştım. Tesadüfen denk getirdik. Adam İtalya'dan buraya tatile gelmiş. Adam Tunuslu. İşte yanından getirmiş. Ya, artık burada çöpte mi buldu? Ne, ne yaptıysa biliyor musun? Vallahi bak. Tunuslu para mı verecek burada sahte alıp götürüp buraya? Evet. Evet. Nasıl sekti gördün mü? Tatile gelmiş, İtalya'dan gelirken getirmiş. Biz de tesadüfen denk getirdik, internette aldık. Yoksa bulamıyor tatlı su malzemesi burada. Çünkü tatlı su avcılığı yapan yok. Çok güzel be! Seni var ya yerim ya! Ulan seni var ya yemin ediyorum götürebilsem Türkiye'ye ne güzel olur. Ama götüremiyoruz. Lanet olsun. Bak, tek darbede. İlk kullanıp tek darbe gitti silikon. Böyle manyak işte. Ya liman önümüzde ya işte. Şimdi limana gidiyoruz. Burada işimizi bitirdik maalesef. Çok rüzgar var. 35-40 kilometre yaklaştı. Jig'i bile suyun dibine indiremiyoruz. Rüzgar biraz aptallaştırdı bizi. Bunun hemen arka tarafı limanmış. Light rock fishing yapacağız biraz. Hafif yemlerle oynayacağız. Deniz afı yapalım bari. Ne yapalım? Deniz'in güzelliğine bakın. Haydi. Heh. Levreğimiz var. Bravo. Kardeşim benim ya. Lan düşecek. Jig'e takip var dedi. Aldı bir tane sonunda. Poşetimiz var mı? Poşet bilmiyorum ki. Ana o. Şunun güzelliğine bak ya. Bu nedir ya? Lüfer sendim ha. Nasıl bastı biliyor musun? Yok evet, böyle bir şey. İlkinde güzel bastı. Gramatik salalım falan. Ya. Çürür bu. Ne çürür ya? Hiçbir şey olmaz. Biraz sonra buzarır. Daha orada buz katıyorlar. Şu anda gördüğünüz devrek. Bizim yakaladığımız devrek. Yakındaki kasabalardan birinde bir restorana geldik ve bu levreyi kızartıp kızartmayacaklarını sorduk. Selahattin tanıyormuş. Evet. Sağ olsunlar kırmadılar. Selahattin deniz ürünlü, kalitesiz bir yemek söyledi. Adı ne bunun? Tunus adıyla Ajja. Ajja. Evet. Benim yediğimin adı ne? Bu hindi göğsü. Grill. Hindi göğsü grill. Kızartma yani.